Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün beraber ne yapıyoruz? Bugün beraber piksel art çalışması yapacağız arkadaşlar. Piksel art çalışması nedir? Bundan bahsedeyim. Öncelikle sizlere piksel art çalışması son zamanlarda NFT projelerinde sürekli olarak kullanılmaya başlanan bir tasarım çalışmasıdır arkadaşlar. Böyle küçük küçük piksellerden yeni görseller oluşturmaya başlanan, yeni görsellerin tasarlanmasını sağlayan çalışmalardır arkadaşlar. Biz de bu Punk gibi mesela şimdilik buraya örnek lerini koyacağım. Punk görselinde olmuş olduğu gibi veyahut da bu e, balina görselinde olmuş olduğu gibi bir sürü görseli nasıl tasarlayabileceğinizi size göstereceğim. Yani bu çalışmaları yaparak ister e, piksel sanatçısı olup e, internet üzerinde paylaşımlar yapabilirsiniz. isterseniz sergi açabilirsiniz. Bunlardan en önemlisi ise NFT üretip satabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan veyahut da buradan e, NFT ürettiğimiz bir video var arkadaşlar. Şu ana kadar galiba kanalımda izlenen en e, fazla izlenen videolardan bir tanesi oldu NFT üretim videosu. Size de bu e, videoyu şuradan paylaşacağım. Onu da izleyebilirsiniz. NFT nasıl üretilir? Ücretsiz olarak nerelerden üretilir? Ücretli olarak nerelerden üretilir? Bunları da paylaştığım bir video oldu. Kanalda e, orada bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı şimdiden unutmayın. Videoyu 1000 kişi izlemiş arkadaşlar. Şu an kanalda 150 aboneyiz. Yani bin kişinin 900'e tıklasa 1000 aboneye geçmiş oluyoruz. 1000 abone sizlerle birlikte şey yapacağız, varacağız diyorum. Hızlı hızlı hemen videoya geçiyorum. Piksel artı nasıl yapıldığını hemen bilgisayara geçip beraber görelim arkadaşlar. Haydi in, gidelim. Evet arkadaşlar ilk olarak burada yapacağımız şey masa üstüne geçtikten sonra bir e, fotoğrafımızı belirleyeceğiz. Ben fotoğrafımı belirledim. Daha sonrasında Photoshop'umuzu açıyoruz. Photoshop'umuzu açtıktan sonra buraya e, milimetre değil de piksel olarak seçiyoruz burayı görmüş olduğunuz gibi. Ben daha daha öncesinde yapmış olduğum çalışmalardan bu şekilde kayıtlı kalmış. Piksele çevirdim. Sizde pikselde de olmuş olabilir. Sonrasında geliyorum 50'ye 50 diyorum. Ee, buradan 50'ye 50 dedikten sonra yeni bir çalışma oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kare bu şekilde ee, bir görsel oluşturdu. Şöyle bunu yakınlaştıracağım hemen. CTRL 0 yaparsanız daha hızlı Yakınlaşır ekrana sığdırmak için ctrl sıfıra bastığınız zaman ekranı genişletir. Şimdi hemen ben bir fotoğraf alıyorum arkadaşlar sonrasında da geliyorum. E Bu fotoğrafı nasıl piksel çalışması yapabiliriz bunu anlatmaya devam edeceğim hemen. Hemen geçmeyin tık diye gelecek zaten sizde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar görselimizi aldık görselimiz bu şekilde buraya geldi. Gördüğünüz gibi görselimizin normal halini de size göstereceğim videoda göreceksiniz. Görselimiz buraya piksel piksel geldi. Neden? Çünkü biz 50'ye 50 piksel boyutunda bir fotoğraf açtık ve 50 piksel boyutunda açtık. Bu görselde buraya görmüş olduğunuz gibi piksel olarak geldi. Bu yüzden hani e, biz bunu piksel çalışması yaptık diyemeyiz çünkü piksel çalışması ilk olarak boyamadan geçiyor arkadaşlar. Yani siz görseli buraya attığınız zaman evet bir e, piksel çalışması gibi gözükebilir ama siz bunun çıktısını aldığınız zaman bu görsel hiç anlaşılmayacak şekilde oluyor. Peki biz bunu anlaşılır şekilde hani e, gerçek bir sanat şeklinde böyle piksel çalışması şeklinde nasıl yapabiliriz diye sorarsanız Buraya geliyoruz arkadaşlar. Pencil Tool. Pencil Tool'a geldiğiniz zaman buradan e, olabildiğince bu fırçayı küçültüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Alt tuşuna basıyorum. Alt tuşuna basılı tutarken farenin sağ tıkına basılı tutup faremi sola kaydırırsam küçülür. Sağa kaydırırsam büyür arkadaşlar. Ben bunu olabildiğince sola kaydırıyorum, kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi burada ben bunu sola kaydırdığım zaman kare bir fırça oluşmuş oluyor. Şimdi geliyorum, yaklaşıyorum buraya iyice. Yaklaştıktan sonrasında bakıyorum. Buradaki renkleri kontrol ediyorum. Burada hangi renkler var? Burada siyah tonlarına yakın olan ve siyah olan renkleri bu şekilde üstüne bakın burada yeni bir layer açtım. Şuraya tıkladığınız zaman yeni bir layer açar. Buradaki layer'a gelip burada siyah ve siyah tonları olan renklerin hepsini bu şekilde üzerinden geçerek boyuyorum arkadaşlar. Şu resmi mesela kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi burada kare kare bir Çalışma yapmış oldum ben şimdi Buradaki siyah ve Diğer tonları hızlıca Boyayacağım arkadaşlar sonrasında da size Püf noktalarda yavaşlatıp neler yaptığımı anlatacağım hiçbir şekilde sıkmaması adına sizi Hızlı hızlı siyah tonlarını hemen geçeceğim Çerçeveyi oluşturacağım Sonrasında tekrardan gelip püf noktalara değineceğim Zaten siz buraları çok çok hızlı şekilde göreceğiniz için Sıkılmayacaksınız hemen geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çalışmanın ana hatlarını oluşturduk. Yani şu şekilde bir silah görseli aldık evet ve bu çalışmanın ana hatlarını oluşturduk. ilk önce ana hatlarını çizdik ki içerinin boyamasını kolay yapabilelim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir görsel ortaya çıktı. Tabii ki bunun eksikleri var. Mesela atladığımız yerler olmuş. şuralara baktığınız zaman buraları da görseli tamamladıktan sonra şöyle üstünden bakarak e, geçeceğiz ve bunları tamamlayacağız tabii ki. Şimdilik burada size vermek istediğim tüyo ve püf nokta şu. Burada biz görselimizin e, ana hatlarını oluşturduk arkadaşlar. Ana hatları oluşturduktan sonra içeriye doğru girmeye başladığımızda Buradaki renklere çok dikkat etmeniz gerekiyor ki benzesin. Çok fazla böyle üst aman aman benzeyecek diye bir şey Beklemeyin. Çünkü zaten bu piksel çalışması. Amaç Benzetmek ama zaten piksel çalışması olduğu için böyle Üst düzeyde bir ben, şey benzetme e, beklemeyin. Çünkü yani yani bu kadar küçük küçük karelerden bir görseli çok net şekilde oluşturmak imkansız. Eğer bunu o kadar net ve o kadar ee, böyle ultra kaliteli bir şey yapmak istiyorsanız o kadar küçük piksellerde çalışıp detay detay böyle nokta nokta işlemelisiniz ki uzaktan baktığınız zaman böyle geriye şekilip baktığınız zaman demin görmüş olduğunuz görselin net halini direkt olarak görebilin. Ama biz şu anda bu kadar e, detay çalışamayacağımız için çünkü bu kadar detay çalışmak bazen 3 gün, bazen 5 gün hatta bazen bir ayımızı alabilir. O yüzden çok fazla detay çalışmadan 50-50 boyutlarda böyle bir çalışmayı ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Demiş olduğum gibi renklere dikkat edin. Ana hatları çıkardıktan sonra sonrasında da üzerinde çalışmaya devam edelim. Şimdilik ben çalışmayı tekrardan hızlandırıyorum ve hızlı bir şekilde bu çalışmayı bitirmeye başlayacağım arkadaşlar. Hızlıca geçecek. Zaten bu aşamaları siz de göreceksiniz. Hemen bu çalışmayı boyamaya devam ediyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mesela ben ara sıra buradaki gözlerden bu katmanı kapatıyorum. Mesela alttaki bu katmanı kapattığım zaman ne oluyor? Buraya atmış olduğum resim kapanmış oluyor. Yani bu göze tıkladığım zaman alt katmandaki resim kapanmış oluyor. Bu da bizim çizdiğimiz arkadaşlar. Biz bunu çizerek yapıyoruz. Bunun altındaki ise bir resim. Şimdi biz bunu kapattığımızda ne oluyor? Çizdiğimiz resmi görmüş oluyoruz. Yani çizdiğimiz resmin nerelerinde hata var. Yani biz bu resmin nerelerini boş bıraktık. Bunu görmüş oluyoruz. Tekrardan açtığımızda mesela görmüş olduğunuz gibi buradaki iki kutucuğu ben doldurmamışım. Hemen geliyorum ve bunun renklerini alıyorum mesela buradan. Ondan sonrasında e, tekrardan kendi katmanıma dönüyorum. Aldığım renkler mesela boş boş olan yerler buralarmış. Buraları dolduruyorum. Gördüğünüz gibi buralar dol dolmuş oldu. Aynı şekilde geliyorum tekrardan. Mesela buralarda boşluk varmış. Bu boşluğu doldurmak adına geliyorum. Buradan e, rengimi seçtikten sonra bu şekilde burayı dolduruyorum. Tekrardan alttaki görselden renk alıyorum. Geliyorum burayı dolduruyorum alttan geliyorum sonra tekrardan buranın renklerini bu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde renkleri tekrar tekrar alarak e, ilerliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hemen görseli tekrardan hızlandırıyorum. Yani videoyu tekrardan hızlandırıyorum. Bu sefer çalışmayı bitirip tekrardan yanınıza döneceğim arkadaşlar. Sonrasında bu çalışmayı nasıl kaydederiz, neler yapmamız gerekiyor ve nasıl internette satabiliriz bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmamızı tamamladık. Çalışmamızın sonuna geldik. Şurada görmüş olduğunuz layer bende e, bakın kapatıp açtığım zaman hiçbir şey değişmiyor. Çünkü neredeyse aynısını yaptık. Bu NFT eserlerinde benim düşüncem şöyle uzaktan baktığımız zaman şimdi ben size görselin orijinalini de vereceğim. Uzaktan baktığınızda yakından baktığınız yani burada görmüş olduğunuz orijinal görselle neredeyse e, küçük bir ikon çalışması yapmış gibi gözüküyor ve net bir şekilde aynı görseli yakalamış oluyoruz. Bence NFT eserlerinde görsellerinde de bunun bu kadar değerli olmasının sebebi bundan kaynaklı bir görseli şifreliyorlar Bence benim mantığım yani benim düşünceme göre görselleri şifreleyip internet ortamında bu kadar seri ve hızlı ve bu kadar yüksek meblalara satabilmelerinin sebebi piksel sanatıyla bunu gizleyebilmeleri veya şifreleyebilmeleri diyebiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ee, görselin şu Çizdiğimiz orijinalini silelim. Görselin çizim hali duruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu görseli boya aracıyla, yani şuradan kalem aracıyla çizdim. Bu görseli peki ben büyüttüğüm zaman ne olacak? İsterseniz buna bir bakalım. Şuradan nev diyelim 500'e 500. Yeni bir katman oluşturalım. Yeni bir layer oluşturalım. Çalışma sayfası açalım. Şimdi geliyoruz arkadaşlar Untitled 2. Buraya bu katmanı yolladık. Yani çizdiğimiz şeyi buraya yolladık. Gördüğünüz gibi burada ufacık çıktı. Şimdi ben bunu büyütüyorum arkadaşlar. Geldim bunu. Burada büyüttüm. Gördüğünüz gibi çok bulanık bir görüntü ortaya çıktı. Benim burada mesela vermiş olduğum gölgeler falan daha belirgin duruyor ama olabildiğince bulanık bir görüntü ortaya çıktı. Peki biz bunu bulanıklaştırmadan nasıl büyük bir hale getirebiliriz? Hemen size bundan bahsedeyim. Hiçbir şekilde bu görseli kapatmıyoruz arkadaşlar. Image size geliyoruz image'e tıklıyoruz. Image size'a geliyoruz. Ondan sonrasında resample seçeneğinden buraya gelip mesela kaç büyütmek istiyorsunuz? 1000 diyoruz değil mi? 1000'e 1000 bin olmasını istiyoruz. Sonrasında resample seçeneğinden nearest neighbor, hard Age seçeneğini seçiyoruz. Yani buradaki bu seçenek ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sen bunu 1000'e 1000 büyüttüğün zaman yanlarındaki tonları ben de ona göre açacağım. Mesela siyahın yanında olması gereken tonları ben Yapay zeka hafızasıyla otomatik olarak senin yerine tamamlayacağım diyor. Biz de diyoruz ki tamam kardeşim sen bizim yerimize bu yapay zeka şeyini kullan. Bizi de uğraştırma. Sen bunu onayla. Biz de hemen diyoruz ki tamam okey. Hemen okeyledik. Ne diyor bize? Cannot compare size because scratch disk are full. Şu an ee, bir hafızayla ilgili bir problem yaşıyoruz. Bunu daha bir küçük şekilde deneyebiliriz. Şöyle yapalım. Centimeters değil de piksel seçeneğini seçeceğiz. Biz buradan 500'e 500 diyelim. Bu da seçili olsun. Okey dedik. Görmüş olduğunuz gibi görselimizi büyüttük arkadaşlar. Demin bende öyle olmasının sebebi hafızayla ilgili bir problem oldu. Büyük ihtimalle e, Photoshop'ta açık olan yerler veyahut da santimetre olduğu için fazla büyüdü. O yüzden bunu almadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çalışmamızı bu şekilde büyüttük arkadaşlar. Herhangi bir bozulma, e, yani bulanıklaşma söz konusu olmadı. Tekrardan geriye aldım. Görmüş olduğunuz gibi bu küçük haliyle deminki halinden hiçbir şekilde yani görüntüde tabii ki bozukluk dediğim piksel çalışmasından bahsediyoruz zaten. Bir bulanıklık söz konusu olmadı. Bunları bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Piksel çalışmaları bu şekilde yapılıyor. Peki biz bunları nerelerde satabiliriz? Hemen ben size nerelerde satabileceğinizi de bahsedeceğim. Hemen o kısma geçelim arkadaşlar. Evet. Sitemiz burası arkadaşlar. Ücret ödeyerek yani daha fazla kişiye ulaşmak için OpenSea adresini tavsiye ederim. Neden OpenSea tavsiye ederim arkadaşlar? Ücretsiz siteler şu şekilde düşünün. Bir süpermarkette olan şimdi bu ürünün bir süpermarkette olduğunu düşünün ve bir mahalle bakkalında olduğunu düşünün. Gün içerisinde süpermarkete kaç kişi giriyor? Gün içerisinde bir mahalle bakkalına kaç kişi giriyor? Bunu düşünün ve buna göre e, ürünlerinizi satacağınız yere karar verin. Mahalle bakkalına günde 10 kişi giriyorsa OpenSea'ya günde yüz binlerce kişi giriyor. Yani o yüzden bu gibi sitelerde e, satış yapma oranınız daha fazla. Bu yüzden de ücret e, sizden talep ediyor açıkçası OpenSea. Mesela bir gö görseli satmak için buraya koyduğunuz zaman size diyor ki işte bu görseli buraya koymanın ücreti 20 dolar, 30 dolar veya 5 dolar. Hani o yaptığınız çalışmayla alakalı ne kadar görsel koyacaksınız, ne koyacaksınız ve sizin bütçenizle alakalı bir durum. Peki biz ücretsiz koymak istiyoruz. Ya kardeşim ben uzun vade duracak burada. Ben bu çalışmayı koyacağım. Satılırsa satılır, satılmazsa satılmaz. Ben sanat yapacağım ve keyfime bakacağım diyorsanız size en kolay önerebileceğim yani en böyle ücretsiz olan sitelerden birisi ise her zaman da kullandığım yani benim de ücretsiz olarak kullanıyorum çünkü benim öyle NFT ile fazla bir diyaloğum ee, diyalogum yok. Yani ücret ödeyip bir şey yapabileceğim bir diyaloğum yok. O yüzden Mintable'ı öneririm. Geçenlerde de videomda yapmış olduğum gibi şuraya koyarım büyük ihtimalle videoyu. Orada da bir Mintable'a ürün tasarlayıp koymuştuk. Burayı kullanabilirsiniz eğer ücret ödemek istemiyorsanız. Ama dediğim gibi e, gerçekten bir NFT satıcısı yani NFT üreticisi olacaksanız, NFT projeleri yapıp satacaksanız, e, Rarible Özellikle OpenSea gibi yerlerde bunları satışa çıkarmanızı tavsiye ederim. Bir ücret ödeyin, bir yatırım yapın. Yaptığınız yatırımın karşılığını da alın arkadaşlar. Bir yatırım yapıyorsanız öncelikle birazcık oraya masraf etmeniz gerekir diye düşünüyorum. E bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizden ricam bu kanala arkadaşlar abone olun çünkü Görüyorum videoyu geçen at, geçen hafta attığım videoyu yanlış hatırlamıyorsam 1800 kadar kişi izledi. Yani kanalda 150 aboneyiz. 1800 kişinin 1000 kişisi abone olsa 1000 aboneye ulaşmış oluyoruz. Hem ayrıca bu e, videonun altında görüşlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi her şeyi belirtebilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde. Her şeyi açayım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.